konuşacağımı bir Allah bir ben biliyordum. Tam yerine geldi, bu sloganı attılar. Ağustos ayı milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri için de çok önemli bir ay. 30 Ağustos Zafer Bayramı yanı sıra 30 ve 31 Ağustos'ta da hem Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu mezuniyet törenlerini yapıyorlar. Bu törenlerde bu sene ilk kez ve acayip keyifli bir şekilde üçünün de birincisi genç kadın teğmenler, onları yürekten alkışlıyor. Tören bittikten sonra harbiyede bir gelenek var. Kılıç çekiyorlar. Birbirlerine vura vura bir yerde toplanıyorlar. Birinci de geliyor bir and içiyor. O andı içtiler. Kadın teğmenimiz ezberinden okudu ve o andı içtiler. Ant şu. Ant içeriz ki layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu metin 2016 yılına kadar resmi törende okunan metin. 2016 yılından sonra metni biraz kendilerine benzettiler. Olsun varsın. Dün okul birincisi ve bütün teğmenler bu metni okudular. Birileri bu metinden rahatsız oldu. Sonrasında da Mustafa Kemal'in askerleri izlemişler. Birileri bundan rahatsız oldu. Ne diyeceklerdi? Sizin şimdi müteveffa, kanaat önderiniz, akıl önderiniz gibi Fesli Delikadir'in dediği keşke Yunan kazansaydı diyordu diye bu çocuklar size benzeyip de hepimiz Trikopis'in askerleriyiz mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir tane teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de affetmeyecek, biz de affetmeyeceğiz.